Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dolanmayan bir takım yapacağız. Yani dolanma riski neredeyse %0. Bir de çok avantajlı bir takım. Farklı farklı şekilde kullanabiliyoruz bunu. Canlı yem için olsun, dip yemi için olsun. Ve bir de mesela canlı yem taktığımızda yemin dolaşacağı seviyeyi ayarlayabiliyoruz. Mesela yerden zeminden 50 santim yukarıda veya da 1 santim 1 metre yukarıda dolaşmasını sağlayabiliriz balon. Güzel bir takım. Buraya bir stoper takıyoruz arkadaşlar. Sonra yine bir silikon boncuk. Ufak bir fır döndü. Bunlar ufak ama sağlam, kaliteli malzemeler. Tekrar silikon boncuk takıyoruz. Silikonumuz var yine. Bu borular hem kurşundan biraz yukarıda tutacak yemimizi. Hem de esneyerek böyle kurşunun dolanmasını engelleyecek. Burası böyle. Bitmiş 5 gram kurşun. Mesafeye göre 100 gram da olabilir. Sizin tercihinize göre. Ben genelde 75 gram kullanıyorum. İğnemizi bu fır döndüğe bağlayacağız. Orada rahatlıkla dönecek iğnemiz. Şu iğnenin misinesini arkadaşlar 1 metreye kadar yapanlar var deniz avlarında. O size kalmış bir şey. Ben genelde 30 santim 25-30 santim yapıyorum. Ama 40-60 santim de yapabilirsiniz. Takacağınız yeme bağlı. Şimdi ben mesela kurşuna da hamur basıp üzerine de mısır bastığım için kurşundan fazla uzakta olmasını istemiyorum iğnenin. Çünkü yemleme yapıyor orayı. Ama canlı yem taktığınızda bunun mesafesini
Daha da uzatabilirsiniz. 50 santim, 60 santim gibi. Bağladık. Şimdi bunu fır döndüğümüze misinelerde arkadaşlar farklı farklı düğümler bilmeniz önemli. Her misine her düğümü tutmuyor. Yani bazı misine bu şekilde düğüm atıyorum, çekiyorum, tık diye kopuyor. Farklı bir düğüm atıyorum, çekiyorum, kopmuyor. Yani bazı misinede de değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi bunu bağladık arkadaşlar. İğnemiz. Bunu mesela canlıya mı taktık buna diyelim. Ben biraz daha uzun yaptım bunu. Şunu yukarı çekiyoruz. Bu canlıya bunu gezdirebiliyor istediği gibi. Stopermiz burada. Canlıya bunu dolaştığı zaman yukarıda çekebiliyor. Gezdirebiliyor istediği gibi. Hem de bu fır döndü rahatlıkla dönebildiği için dolanma yapmıyor. Kurşuna dolanmıyor. Şu şekilde. Ben bunu mesela hamur yemde kullanacağım. Bunu hamuru basıyorum güzelce. Sonra mısırı daldırıyorum. Orada da sıkıyorum. Üstte hem hamur hem de mısır oluyor. Buraya da şu şekilde kokulu mısırlarımız var. Bunlardan takıyorum. Bir ya da iki tane takabilirsiniz. Çok hoş bir kokusu var. Renkleri de çok güzel. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. Bunda mesela böyle üçlü fır döndü de kullanabiliriz. Ama tavsiye etmiyorum bunu. Çünkü bu baskı altında arkadaşlar dönmüyor. Mesela balık çektiği zaman siz de çekiyorsunuz. Bu tarafta balık var. Bu tarafta sizin çektiğiniz. Bu kasıldığı zaman şu dönmüyor arkadaşlar. Dönmediği zaman dolanma kopma da yapabiliyor. Yani çok rahat çalışmıyor bu. Normalde çok serbest dönmesi lazım. Ama dönmüyor. Sıkıntı yaratıyor. Mesela bu çekildiği zaman baskı altında çok sertleşiyor. Dönmesi zor oluyor. Ama bu şekilde yaparsanız buna hiçbir baskı gelmediği için çok rahatlıkla dönüyor. Hiçbir sıkıntı oluşmuyor. Herkese rastgele. Video
Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.